Merhaba arkadaşlar. Bugün bir deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sonuçtan o kadar memnun kaldım ki bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Orkidem çiçek açmıyordu ve dalları da çürümeye başlamıştı. Ben de çiçek hayranı biri olarak bu duruma gerçekten çok üzülüyordum. Biraz araştırdım ve neler yapabileceğimi buldum. Öğrendiklerimi de hemen uyguladım. Ve tabii ki bu sonuçtan memnun kaldım ve şu an sizin karşınızdayım. Peki ne mi yaptım? İşte asıl o konuya gelelim. Orkidemi 3 gün boyunca karanlık bir yere hapsettim. Işık almayan ve normal oda sıcaklığından daha düşük bir ortama, yaklaşık 15 derece olan bir odadaki dolabın içine koydum ve 3 gün boyunca oradan çıkarmadım. Bu yöntem ile de orkide strese giriyormuş ve yok olacağını hissettiği için neslini devam ettirmek istiyormuş. Üçüncü günün sonunda da orkidemi olduğu yerden çıkardım ve camın önünde biraz rüzgar almasını sağladım. Bu sürede yaklaşık 15 dakika kadardı. Sonra da 20 derece olan ve ışık alan camın önüne koydum ve hazırladığım bu besini orkideme verdim. Bu besinin içinde peki ne mi var? Onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir yumurtayı haşladım. Haşladığım o suyu atmadım. Suyun soğumasını bekledim. Soğuyan bu suyun içerisine de bir tane aspirini dövdüm öncelikle. Ve bir çay kaşığı da tarçın ekledim. Bunları karıştırdım. Karıştırdıktan sonra bu karışımı orkideme verdim. Bu yumurtanın suyu dediğimde zaten yaklaşık şu kadar bir su. Yani bir bardaktan biraz az bir miktarda suydu. Bu karışımı orkideme verdim. Bu söylediklerimi yaptıktan sonra da gerçekten orkiden bir anda coştu ve serpildi. Ve şu an çiçek dalı vermeye başladı. Bu söylediğim üzerinden de tam bir ay geçti. Şimdi ben tekrar bu besini yeniden çiçeğime, orkideme vereceğim. Fakat benim orkiden bu besini verdikten sonra ve bu uygulamaları yaptıktan sonra gerçekten serpildi. Ve saksısı artık orkideme dar gelmeye başladı. Şöyle size de göstermek istiyorum. Artık altlarından dal çıkarmaya başladı adeta. Üzerinden de öyle. Şuradan da görebilirsiniz. Her yerinden dallar bir anda fışkırdı. Çürüyordu dalları. Ama şu an bu çıkan dalların hepsi gördüğünüz gibi oldukça canlı. Eskiden de gördüğünüz gibi şunlar hepsi çürüktü. Bu çürüyen dalları şimdi ben bu orkidemin saksısı dar geldiği için saksıyı değiştireceğim. Ve yeni bir saksıya geçeceğim. Böylelikle orkidem daha da güçlenecek. Aslında siz bu değişimi yapmak istiyorsanız bu zamanlama aslında bunun için çok uygun değil. Ama benim şu anda bu saksı, bu orkideyi güçlendirmem lazım. Yani bu çiçek açtığında tomurcuklar daha da güçlensin, daha iyi bir orkide haline gelsin diye bu saksıyı değiştirmek zorundayım. Ama siz normalde değiştirmek isterseniz size tavsiyem sonbahar zamanlarında değiştirmeniz daha uygun olur. Hani tam çiçeklerini döktüğü zamandan yaklaşık birkaç hafta sonra değiştirmeye başlarsanız bu orkide için daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca şurada bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi bu orkidelerle ilgili herkes her şeyi söylüyor. Şimdi birinci boğumdan, ikinci boğumdan, üçüncü boğumdan diye herkes bir şeyler söylüyor. Aslında öyle değil. Yani size bunu da göstermek istiyorum burada. Bakın benim birinci, ikinci, üçüncü boğumun sonunda filiz vermeye başladı. Yani demek ki bu birinci boğumdan kesmek, ikinci boğumdan kesmek diye bir şey yok. Bunlar tamamen asparagas. Yani bakıyorsunuz orkide zaten kuruduğu yerden belli olur. Nereden kuruduysa kuruduğu yerin bitiminden kesmeniz gerekiyor. Yani belli bir kesilme alanı yok. Herkesin çiçeğinde, herkesin orkidesinde bu değişiklik gösterir. Şimdi bunun saksının değiştirmesini de sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu altlarından çıktığı için bu saksının artık değiştirilme vakti gelmiştir. Siz de bunu, eğer böyle bir şey yaşıyorsanız bunu anlayabilirsiniz. Şimdi bunu keserek çıkaracağım. Çünkü artık saksısı dar geldiği için büyümemeye başlayacak, zorlanacak, çiçeklendiğinde zor olacak. (Gülüyor)
Evet, şu an içinden saksısından çıkardım. Şöyle göstereyim. Bakın bu dallar hep çürümüştü. Şunlar falan hep çürümüştü. Bunları şimdi çıkaracağım. Çok fazla zedelemek istemiyorum. Çünkü şu an tam tomurcuklanma zamanı olduğu için onu ürkütmek istemiyorum. Sadece şu çürümüş olanları alacağım. Gerisini aynı şekilde hemen saksıya tekrar devam edip koyacağım. Çok zarar vermeyeceğim. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi çürük olduğu için bunları atıyorum. Evet, çürümüş olanların hepsini ayırdım. Şu an hemen tekrar bu toprağında yeni toprak aldım şurada. Bu toprağın bir kısmını yine kullanacağım. Alt kısmına bundan, bu yeni aldığım toprak. Bu topraktan saksının alt kısmına biraz koyuyorum şöyle. Çok zarar vermeden saksının içine bunu oturtacağım. Şu uzananları da döndürebildiğim kadar döndürmeye çalışıyorum. Tabii kırmadan, hassas davranarak dönebildiği kadar dönmelerini istiyorum. Çünkü aşağıda olmaları saksının içinde olması daha iyi olacak. Şu topraktan biraz ekleyeceğim. Bunları ekledikten sonra da besinimi de vererek tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayacağım. Evet, şu an orkidenin saksısını değiştirdim. Gayet güzel, geniş oldu. Normalde orkideler aslında çok geniş saksıları sevmezler. Yani bunu siz kendiniz anlayacaksınız. Artık orkidenin dediğim gibi, gösterdiğim gibi her yerinden artık böyle fışkırmaya başladıysa, dalları çok büyüdüyse artık değiştirilme vakti gelmiştir. Benimki çok bir anda büyüdüğü için böyle değiştirme gereği duydum. Şu an size verdiğim besini de göstermek istiyorum. Bir çay kaşığı tarçın koydum ve bir tane de aspirini ezdim. Onu şu an haşlamış olduğum yumurta suyuna koyacağım ve bu karışımı hemen orkideme vereceğim. Bunu yaklaşık bir ay aralarda verebilirsiniz. Özellikle de böyle çiçek açmasını istiyorsanız bu dediklerimi uygulayın. Ondan sonra göreceksiniz, hemen çiçek açacaktır. Karışımımı hazırladım. Şimdi bunu orkideme vereceğim. Bunu direkt böyle bardakla boşaltmaktan ziyade böyle bir şişeye koyup fıstıs olarak kullanırsanız daha iyi olur. Yapraklarının şu kısımlarına da verebilirsiniz. Hatta ben normalde çiçeği her zaman orkideyi sularım. Sula, bazı zamanlarda da böyle pamuğu ıslatıp yapraklarını iyice böyle silerim. Bu da gerçekten orkideyi canlı tutuyor. Şu an bu karışımı vereceğim yavaş yavaş. Şu an zaten saksısını yeni değiştirdiğim için bu
buna anca yeter yani. Normalde ama siz suladığınızda yarım çay, yarım su bardağı falan yeterli gelecektir. Yani orkideyi çok fazla, orkideler çok fazla suyu sevmezler. Ama bu aralık önemli. Mesela orkidenin yerine göre 3-4 gün arayla gerektiğinde sulayabilirsiniz. Böylece orkidemizin saksısını da değiştirdik. Sağlığına kavuşmasını sağladık. Yakında çiçek açacak. Bunu da size göstereceğim. Sizinle paylaşacağım. Bence siz de bu tarifi denemelisiniz. Özellikle tarçın zaten orkideye çok iyi geliyor. Aspirin ve yumurta suyu da gerçekten çok iyi geldi. Muhteşem bir şekilde canlandı. Filiz verdi. Her yerinden dallar fışkırdı adeta. Ve çiçek açmaya başladı. Bu şekilde siz de yapıp orkidenizi canlandırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.